Oya'dan gx eşittir küp kök x'in büküm noktalarını bulması istenmiş. Çözümünü aşağıda bulabilirsiniz demişler. Aşağıda da Oya'nın çözümü doğru mudur ve değilse nerede hata yapmıştır diye sormuşlar. Şimdi her zaman olduğu gibi videoyu durdurun ve soruyu kendi kendinize çözmeye çalışın. Birlikte yapmaya hazır mısınız? gx küp kök x'e eşit, öyle değil mi? Bunu x üzeri 1 bölü 3 olarak da ifade edebilirsiniz. Oya'nın birinci adımına göz attığımızda birinci ve ikinci türevi bulmaya çalıştığını görüyoruz. Birinci türevi almak için kuvvet kuralını uygulayacağız. 1 bölü 3, evet x'in kuvveti de 1 azalacak. Dolayısıyla Oya'nın doğru yolda olduğunu söyleyebiliriz. İkinci türev için de bunu bununla çarpıp kuvveti yine bir azaltacağız. 1 bölü 3 ile eksi 2 bölü 3'ü çarp Yapınca, eksi 2 bölü 9 elde ederiz. Eksi 2 bölü 3'ten 1 çıkarınca da evet eksi 5 bölü 3 bu da, bu da doğru görünüyor. Burada da oyanın bunu farklı bir şekilde ifade etmeye çalıştığını görüyoruz. Eksi 2 bölü 9 burada. x üzeri eksi 5 bölü 3'ü de paydaya alarak, küp kök x üzeri 5 olarak ifade etmiş. Evet, bu da doğru. O halde birinci adımda herhangi bir hata yok. Her şey gayet iyi görünüyor. İkinci adımda ikinci türevin değerini sıfır yapan x değerlerini bulmaya çalıştığını görüyoruz. Ve, ve evet, bu da doğru. Çünkü buradaki ifadenin sıfır değerini alması imkansız. Sıfır olması için payın sıfır olması gerektiğinden bunun sıfır olmasının imkansız olduğunu görüyorsunuz değil mi? Ne de olsa 2 asla ve asla sıfır sıfıra eşit olamaz. O halde bu da doğru. Üçüncü adımda da g'nin büküm noktası yoktur demiş. İşte bu biraz şüpheli. İkinci türevin değerinin sıfır olduğu noktalar çoğu zaman büküm noktalarıdır. Aslına bakarsanız buna rağmen büküm noktası olup olmadıklarından emin olamayız. Sadece büküm noktası olabileceğini söyleyebiliriz. Bu x değerinden geçerken ikinci türevin işaret değiştirip değiştirmediğine bakmamız gerekir öyle değil mi? Burada ikinci türevin sıfır değerini almasını sağlayan bir değer yok ama işte bu noktada büküm noktalarının ikinci İkinci türev değerinin tanımsız olduğu noktalarda da gerçekleşebileceğini aklımıza getirmeliyiz. Başka bir deyişle O'ya, ikinci türevin nerede tanımsız olduğuna bakmadan bu sonuca ulaşamaz demeye çalışıyorum. Bunun yerine G'nin ikinci türevi tanımsızdır diyebilir. Peki ne zaman tanımsız olur? x sıfıra eşit olduğunda, öyle değil mi? x üzeri sıfır sıfıra eşittir. Bunun küp kökünü aldığımızda da sıfır buluruz ve payda sıfır olacağından, g'nin ikinci türevi x sıfır olduğunda tanımsız olur. Bu durumda da aday büküm noktası için x eşittir sıfırı önerebiliriz. Bundan sonra tabii bir de bunun büküm noktası olup olmadığını kontrol etmemiz gerekiyor. Daha önce görmüş olabileceğiniz ve aralıkları gösteren bir tablo çizelim. Bu buraya aralıkları buraya test değerlerini koyalım. Test değerlerinin belirleyici olmaları konusunda da dikkatli olmamız lazım. Buraya g'nin ikinci türevinin işaretini koyacağız ve buraya da çukurluğun yönünü x eşittir sıfırın bir büküm noktası olması için 0'dan geçerken ikinci türevin işaretinin yani g'nin çukurluğunun yön değiştirmesi gerekiyor. Bunun için eksi sonsuzla 0 arasındaki aralığı ve sıfırla artı sonsuz arasındaki aralığı değerlendirmemiz gerekiyor. E, bu aralıklardan eksi 1 bir ve 1'i kullanalım. Bu değerleri seçerken de dikkatli olmak lazım. Yani bu değerler ile aday büküm noktamız arasında herhangi bir şey olmadığından emin olmamız gerekiyor. X eksi 1'e eşitken ikinci türevin işaretine bakalım. Eksi 1 üzeri 5 eksi 1'e eşittir. Eksi 1'in küp kökü de eksi 1'dir. Eksi 2 bölü 9 bölü eksi 1 2 bölü 9 eder. O halde buraya ikinci türevin pozitif olacağını gösteren bir artı işareti koyabilirim öyle değil mi? Bu herhangi bir negatif değer için de geçerlidir. Demek istediğim negatif olan herhangi bir değeri buraya koyduğumuzda burada da negatif bir değer elde edeceğimiz için ifadenin değerinin pozitif olacağı. Bu da kullandığımız değerin bu aralık için belirleyici bir değer olduğu anlamına gelir. Pozitif bir değer kullandığımızda ise 5. kuvveti pozitif, küp kökü de pozitif olur ama sonra eksi 2 bölü 9'u bu pozitif değere böleceğimiz için ifadenin değeri negatif olur. O halde buraya da bir eksi koyalım. Gördüğünüz gibi x eşittir sıfırı geçince ikinci türev işaret g'nin çukurluğu da yön değiştiriyor. X sıfırdan küçükken çukurluk yukarı, sıfırdan büyükken de aşağı yönlü. Bir kere daha yazayım şunu. X sıfırdan büyükken evet aşağı yönlü. Bu x değerini geçtiğimizde çukurluk yön değiştirdiğine göre şöyle yazayım. X eşittir sıfırı geçen derken işaret değiştiriyor. Evet, g'nin ikinci türevi işaret değiştiriyor. Fonksiyon x eşittir 0'da tanımlı. Bunu da yazalım. Evet, fonksiyon x eşittir 0 da tanımlı. Bu, x eşittir 0'ın büküm noktası olduğu anlamına gelir. Bu arada eğer küp kökün grafiğini gözünüzün önüne getirirseniz, bu noktaların gerçekten de büküm noktası olduğunu göreceksiniz. Evet, işte bu kadar. Oya, üçüncü adımda hata yapmış. Bu fonksiyonun bir büküm noktası var ama büküm noktası ikinci türevin 0 değerini aldığı noktada değil, tanımsız olduğu noktada ortaya çıkıyor.